Eflatun Pınar Fikir Anıtı ya da genel ismiyle Eflatun Pınar olarak bilinen yer değerli izleyiciler. Hitit Mistia kentinin antik kalıplarından bir tanesi, fasıllar anıtlarından aslında bir tanesi diye ifade edebiliriz. Şu anda bulunduğumuz tren lokomotifi Adolf Hitler zamanına kadar gider. Her hafta farklı görüntüler yapar. Özellikle sizlerle olmaya çalışıyoruz. Gezen çalışıyoruz. Gezen bilirdi. Yeni bir gezinin başlangıcındayız. Yeni bir yolun ve umudun kapısını aralıyoruz. Güler yüzlü Anadolu'muzun güzel köşelerinden birisinde. Araladığımız kapının ardında bizleri bekleyen zengin bir hazine var. Bu zengin hazinede kaybolurken gözümüze bembeyaz naylonlarla kaplı bir alan takılıp kalıyor. Muzun başkenti ya da muz diyarı diyelim biz bu güzel yere. Evet, bu hafta mis gibi kokusuyla, harika tadıyla meyve listemizde önemli bir yere sahip olan Anamur muzunu tanıyacağız. Güzel yurdumuzun iklim çeşitliliğinin bizlere sunduğu nimetlerden birisi muz. Ilıman iklim bölgesi meyvesi olan bu güzel nimet, verimli Akdeniz bölgesi topraklarında en güzel haliyle Anamur'da yetişmekte. Hummalı bir çalışmanın ardından titizlikle hazırlanan seralarda, İyi tarım uygulamalarıyla bu bereketli meyve, bölge halkının da önemli geçim kaynaklarından birisi durumunda. Fidesinden büyüyüp meyvesini verene kadar bu güzel nimete gözleri gibi bakıyor yöre halkı tabiri caizse. Seralardaki bunaltıcı sıcaklıkta her zorluğuna katlanılan meyveyi yetiştirmek aslında çok zor. Ama ne demişler, gülü seven dikenine katlanır. Gül demişken, muz diyarında gül de çok sevilen bitkilerden. Muza alternatif olarak yetiştirilen gül, çilek ve karadut da yöre ekonomisi açısından gelecek vadeden ürünlerdir. Yetiştirilen ürünlerin bir standardının oluşturulması ve ürün yetiştiricilerinin haklarının korunması amacıyla oluşturulmuş, az bir üyeyle kurulup dev bir birlik haline ulaşmış Anamur Muz Üreticileri Birliği, güzel çalışmalarıyla göz doldurmakta. Yurt içi pazarlarda yerli muzumuzun daha çok yer alması adına, üretim potansiyelini artırmak adına tüm çalışmalar titizlikle yürütülmekte. Yurdumuzun tarım potansiyelinin kullanılması adına bu birliğe benzer birliklerimizle daha bilinçli bir tarım toplumunun oluştuğunu görmek mutluluk verici. Şimdi bu güzel muz diyarında sofraların baş tacı meyvelerden birisi olan muzu her yönüyle tanıyalım. Şimdi gezip bilme zamanıdır. İyi seyirler. Evet, Gezen Bilir sayfalarını karalamaya başladı ve sayfalarını karaladığımız en güzel yerlerden bir tanesindeyiz. Bu haftaki durağımız muzun başkenti, muz diyarı Anamur. Tabii muz deyince Anamur akla geliyor, Anamur deyince de muz akla geliyor. Bakalım bu Anamur muzu nasıl yetişir? Seralardaki o nemli havayla beraber, o güzel atmosferle beraber bu muzun o güzel lezzeti nasıl oluşur? Hep beraber muzu tanıyacağız.
Seyyah olduk şu alemi gezeriz diye hep o parolayla devam ettik yolculuğumuza. Şimdi gezeceğiz muz bahçesinin içerisinde ve seraların içerisinde Anamur muzunu tanıyacağız. Hoş geldiniz. Muz diyarındaki mükemmel yolculuğumuz devam ediyor. Muz diyarında kendimizi çok bambaşka bir halet-i ruhiye içerisinde bulduk ki sağlı sollu seraların içerisinde hani gecekondu misali her tarafı seralar örmüş vaziyette görüntüler sunacağız. Ve o gecekondu var ya ama büyük gecekondulardan bir tanesindeyiz ve mükemmel bir seradayız. Şu anda bir mühendisimizle birlikte muzun hikayesini tanıyacağız. Tabii muz deyip geçiyoruz, marketlerden alıyoruz biz bunu. Çok kolay şu görmüş olduğumuz güzel yeşil bitkiyi sarardıktan sonra marketlerden afiyette yiyoruz. Ama bakalım bu muzun hikayesi ne? Muz nasıl yetişiyor? Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Sizi bir tanıyalım Aziz Bey. Ben Aziz Barten, ziraat mühendisiyim. 12 yıldır bu işi yapıyoruz. Öncelikle bu muzun ilk fidesinden bu hale gelene kadarki macerası nedir? Yani toprağı nasıl olmalıdır? Fide ektikten sonra nelere dikkat edilmelidir? Fide nasıl yetiştirilmelidir? Bu hale aldıktan sonra nasıl bir bakımı olmalıdır? En temelinden başlayalım. Tüm bitkilerde olduğu gibi toprak hazırlığı başlar. Nasıl killi, kumlu topraklar sevdiği gibi tüm bitkilerin muz da aynıdır. Yani farklı bir bitki değildir. Tüm bitki, meyve, sebze nasıl yetişiyorsa bu da o şekilde yetişir. Gördüğünüz gibi işlenmiştir, hayvan gübresi eklenmiştir, çapalanmıştır. Hazır hale getirildikten sonra fideler dikilir. Nasıl dikilir? Önceden yetiştiriliyor. Belli bir süreç geçiriyor. Belli bir boya geldikten sonra seraya alıyoruz. O şekilde devam ediyor. Evet. Bir defa şuradan başlayalım. Bakın bu çok önemli bir ayrıntı. Dedi ki Aziz abimiz, bu topraklarda hayvan gübresi var. Bu da demektir ki ithal muzlarda olduğu gibi bir hormon durumu yerli malımızda, Anamur muzunda bir hormon durumu söz konusu değil. Oradan başlayalım önce. Hormon yoktur. Hormon hikaye. Nasıl hikayedir? Sürekli hormon laf ediyorsunuz ama buna verdiğimiz hiçbir şeyde hormon yoktur. Evet. Anamur muzunda özellikle hormon olmuyor. Yok, hormon. Çünkü zaten ihtiyaç olmuyor. Zaten. Evet, kendine döllenen bir bitkidir. Kesinlikle hormonun bir faydası olmayacaktır zaten. Peki. Aziz abi, fide kısmını çok hızlı atladık seninle ama. Şimdi bunun hani belki çok basittir ama en detaylı bir şekilde fidesinin hangi şartlarda yetiştiğinden bir bahsedelim. Yani fide kısmından, ekilişinden itibaren. Muzda tohumla üretim olayı yoktur. Gördüğünüz gibi bu yan taraftaki küçük bitkiler ayırır, evet. Fide haline getiririz, evet. Yetiştiririz ayrı ortamlarda, dikeriz, tekrar yetişir. Artı her yıl yenilemeyiz biz bunu. Evet. Şu gördüğünüz gibi yan tarafında çıkan fidalar bundan sonra devam eder. Bu tek yıllık bir bitkidir. Evet. Yani böyle muz ağacı deyince ağaç değildir, her yıl yenilenir bu. Doğru. Yani biter. Bu ağacın işi seneye bitecek. Bu meyveyi aldıktan sonra bitmiş demektir. Meyveyi aldıktan sonra bitiyor. Yanındaki devam eder. Yanındaki devam eder. Evet. Yanındaki yani çıkmazsa? Yenilenmez. Çıkmazsa yenisini dikeriz. Diğer yan tarafında. Her şeyin bir çözümü var diyor. Eğer yanındaki fide çıkmazsa diyor biz onun yenisini dikeriz diyor. Hayır, diğerlerinde iki tanedir. Alırız birini oraya dikeriz. Evet. Peki abi devam edelim. Şimdi şu görmüş olduğumuz bu yeşil görüntüdeki ve kibar görüntüdeki muzlar daha da büyüyecek mi? Yani bu Anamur muzu bir defa büyük bir muz mu? Yoksa daha mı küçük? Hani yerli muz genelde küçük olarak bilinir. Yok, doğal ortamı sağladıktan sonra çıkıta kadar muz elde edebiliyoruz. Evet, evet. Doğal ortamı ne kadar iyi sağlarsak bu nemi, bu sıcaklığı, doğal ortamındaki ortamı sağladıktan sonra çıkıta gibi muz elde ediyoruz. Bu arada bir dakika Aziz abi, orada bir duralım. Şimdi biz burada Anamur'un yerli muzunu tanıtıyoruz. Sen diyorsun ki falanca marka muz kadar muz üretiriz. Orayı bir geçelim. Evet, artık o muz yok. Yani. Artık kendi memleketimizin muzu tamamen hormonsuz olan Anamur'un yerli muzunu tüketeceğiz. Peki devam edelim. Bu seranın şartlarından bahsedelim. Şu anda tabii çok sıcak gördüğünüz gibi değerli izleyiciler. Hakikaten terliyoruz.
Sera şartlarını nasıl oluşturuyorsunuz? Sera özellikleri nasıl olmalıdır ve maliyetli bir iş midir bu? Oldukça maliyetlidir. Sera oldukça yüksek olmalı. Artı nem oluşturabilmeli. Yani muzun %70-80 nemde yetişmesi gerekir. Nemi sağlayamazsanız bu ürünü elde edemezsiniz. Yani evet. Düşük kalitede meyve alırsınız. Evet. Peki çok basit ama belki senin açından cevaplanması zor bir soru soracağım Aziz abi. Diyorum ki senin kaç dönüm muz arsan var? Benim yok. Deyip sığırılmak istiyor ama yok. Muz arsasının olduğunu düşünüyoruz. Sanki bir muz zengini havası görüyoruz sende. Yok, bende sebze var. Sebze ekiyorsun. Evet. Peki bunun haricinde muz var ama tabii Anamur'un iklimi o kadar müsait ki aslında birçok alternatif bitki de yetişiyor muz alternatif. Gül var, yer kirazı var, evet. Pepino var. Pepino? Evet. Artı bir de Anamur çileği var yani. Anamur'un çileği. Muzu kadar meşhurdur. Meşhurdur. Anamur muzunu konuşmaya devam ediyoruz. Farklı bitkiler var. Gerçekten hani diyoruz ya memleketimizin her havası, her iklimi, her köşesi ayrı bir güzellik. Şu anda bulunduğumuz yerde de farklı bir güzellikle karşılaştık. O kadar güzel bir memlekette yaşıyoruz ki bakın Antalya'dan örnek verelim. Şu anda Anamur'dayız. Antalya'nın bu kısmında kayak yapıldığını duyduk. Değil mi? Antalya'nın yüksek Torosların zirvesinde kayak yapılan yani kış turizminin olduğu yerden tutun. Hemen sahiline iniyorsunuz. Yetişmedik bitki olmadığı gibi aynı zamanda aynı dönem içerisinde birçok hasat yapılabiliyor. Evet. Bizde de aynı Toroslar 1600 metredir. Sartavul'dan yüksek. Evet. Hemen çıkarsız 50 kilometre yukarıda kar burada muz yetişir. İşte. Ekvator iklimine sahip. Yani. O güzelliği memleketimizde yaşıyoruz. Anamur muzunu tanımaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyoruz sizlere. Güzelce bizlere izah etmeye çalıştınız. Aslında ben şunları da merak ediyorum. Merak ettiğim şeyler var. Peki bu muz şu anda bu hale getirildi. Biraz daha büyüyecek. Bunun için bir bekleme, sararma süresi için dalıyla beraber mi sararıyor yoksa hani ayrılıp sandıklara konulup o şekilde mi sararıyor? Ya da özel bir sarartma sistemi var mı bunun? Tabii özel tesislerde sarartılıyor. İleriki dönemde tesislerde gezeriz. Bunlar bitki üzerinde de olgunlaşır ama eşit sayıda olgunlaşmayacağı için özel odalarda sarartmaya alınır. 3'teki olgunluğa gelene kadar bitkinin üzerindedir. 3'teki olgunluğa geldikten sonra alır, sarartma odalarında sarartılır, sizlere ulaşır. Burada olgunlaşırsa eşit olgunlaşmaz. Yani bizlere ulaşacak mı? Konya'ya ulaşacak mı buradan muz? Ulaşacak. Gördüğünüz gibi her taraf gerçekten muz cennetindeyiz. Anamur'da muzu tanıyoruz. Merak ettiğim birkaç soru daha var aslında. Biz çok meraklıyızdır. Bizim işimiz gereği böyle. Biz çok soru sorarız. Sizler de o sorulara cevap verirseniz hem insanlarımız muzu tanımış olur hem Anamur'un iklimini tanımış olur. Peki bazı dönemlerde havanın her zaman aynı olmadığı zamanlar oluyor. Mesela hava şartları bir sene iyi gitmiyor. Bunu yaşadınız mı? Bu sene ben öyle bir şeyler duydum sanki konuşurken bir başka arkadaşım. Biraz aşırı soğuklardan etkilendi. Yani daha güzeldir aslında seralar ama şu anda soğuktan etkilenmiş hali. Evet. Daha güzel dallar olurdu. Ama ani sıcaklık düşmesi oluyor. Tabii her ne kadar biz ortamı sağlasak da. Yani siz ne kadar iklimlendirme ya da klima etkisi oluştursanız da illaki hava şartları önemli. Evet, hava şartları etkiliyor. Bir toplam şu görmüş olduğumuz muz, ne diyoruz buna biz böylece? Dal diyoruz. Dalında. Ne kadar muz oluyor? Yani kaç kilo ortalama muz oluyor? Ortalaması Anamur'un 35-40 arası değişiyor. 100 kiloya kadar doluyor yani. Şu bir tane daldan 100 kilo muz çıkabiliyor. Çıkıyor. Tabii ortalama değil. Bazı dallarda oluyor ama genelde 35-40. Aziz abi program sonrasında hemen yakın bir yerden arsa buluyoruz. Oraya yaklaşık 10 fide ya da 20 fide kadar muz ekiyoruz beraber olur mu? Var mı öyle bir arsa? Para varsa var.
Her şey paraya endeksli gördüğünüz gibi. Biz Aziz abiyle beraber muz yetiştirmeye karar vermiştik ama gördüğünüz gibi her şey para burada. Tabii bir de şöyle bir durum da var. Burada arsalar da pahalı, değerli muz alanı olduğu için. Biz doğru mu? Lüks ürün üretiyoruz. Elbette para olacak. Evet, evet, evet. O zaman biz bu muzla olan güzel yolculuğumuza, muzları, Anamur'un güzel muzunu tanımaya devam ederek gidelim. Nereye doğru gideceğiz? Malaklara doğru gidelim. Malaklar. Ne var abi o malaklarda? Tesis var. Tesise bakarız. Sonra diğer fide döneminden itibaren yetiştirmeyi anlatırız. Diğer sarılara bakarız. Eyvallah. Evet. Aziz abi lütfen önden buyur. Gidiyoruz. Yavaş yavaş muzu tanıyacağız değerli izleyiciler. Hadi bakalım. Diyarındaki yolculuğumuz mükemmel modernize edilmiş modern bir serada devam ediyor. Şu anda fidelerin olduğu yerdeyiz. Yani bu ses yankılanması var ya şu anda içerisi bomboş gibi ama bundan yaklaşık bir yıl sonra artık tam olarak ne kadar zaman sonra orası bilmiyoruz. Burası tamamıyla muz bahçesi olacak. Harika bir bahçe olacak. Yanımızda değerli bir ziraat mühendisimiz var. Fidesinden büyümüne kadar aslında fide üzerine yoğunluklu konuşacağız ama bu fidelerde dikkat edilmesi gereken. Muzu tanımaya çalışacağız. Muzu tanımaya çalışıyoruz. Muz gerçekten değişik ve güzel bir nimet. Doğru mu abi? Çok hoş geldiniz doğru, öncelikle. Hoş gördük efendim. Siz de hoş gelmişsiniz. Eyvallah. Sizi bir tanıyalım. Ben ziraat mühendisi Ufuk Arıcı. Evet. Ve bu seramız modern bir seradır. Yeni yapılmış bir seramızdır. Şu anda dikimi de 10 gün önce yapılmış sağlıklı bir sera. Burada üretime başlandı. 6 ayla 7 ay sonra da bilemedik 8 ay bakım şartlarıyla alakalı. Bu muz ağaçlarımız doğum yapacak. Pazara sunacağız vesileyle. Paraya dönecek diyorsun evet, abi. Evet, peki evet. Şuradan başlayalım. Önce bu sera oluşturulmadan önce mi toprak hazırlığı yapılıyor? Sera oluşturulduktan sonra mı? Seranın yapım işlemi bittikten sonra toprak hazırlığı başlar. Toprak hazırlığı, gerekli gübrelemeler yapılır. Toprak işlemesi yapılır. Bunu tecrübeli çiftçiler, tecrübeli işçiler gelir bunu. Toprak yüzeyine yakın bir şekilde dikim yapılır. Daha sonra dibine dökmeler yapılır, sulamalarla, gübrelemelerle açtık soframıza gelir. Öyle diyelim artık yani. Peki bu sulamada, gübrelemede dikkat edilecek şeyler, fidenin taşınması, buraya ekilmesi yani bu süreci bir başlatalım. Bir yani, bu şu fideleri dikmeye bir başlayalım en başından. Ya yani fidelerimiz her şeyden önce sağlıklı olmak zorunda. Hastalıklardan arif, sağlıklı, nematozsuz, mantar hastalıkları olmayan sağlıklı fide tercih ediliyor zaten. Yani çok pardon, şu çok merak edilir. Yani evet. Bu ayrı bir yerde olmuyor değil mi? Bu ağacın dibindeki fide yine. Diğer ağacın dibindeki. Ağacın dibindeki fide alınabilir. Ayrı yerde fideleri az sonra gideceğiz. Kendi şartlarımızda oluşturduğumuz fidelik var. Orada fideleri yetiştiriyoruz. Burada üreticiye satıyoruz. Sevk ediyoruz. Kendileri üretici sera yapanlar buradan bizden alıp serasına dikim yapıyor. Peki çok zahmetli bir iş mi muz? Yani gerçekten incelik, hassaslık gerektiren her mesleğin kendine göre bir hassasiyeti vardır değerli izleyiciler ama muz nasıl yani? Muzun hassasiyetleri ne? Ya muzu sevmek lazım. Yani sera içerisi şartları sevmek lazım. Yani muz üretmek hem kolay. Muzu sevmek lazım derken yüzün güldü abi. Parayı sevmek lazım der gibi oldu yani bu muzu. Muz meşakkatli ama meşakkatli olduğu kadar hem güzel hem kolay bir iş. Yani hem de insana zevk veriyor yetiştirip onu ürün almak. Ürün neticesinde de bir karşılığı olarak da belli bir bedel almak. Tabii ki hem insan hem cebine hem de gönlüne hitap ediyor öyle bir diyelim. Sarı bereket diyebiliriz evet, muza. Evet, sarı evet, bereket. Zaten yani, evet. Şu vesileyle şunu diyelim, örtü bizim burada seramızda, diğer bakmış olduğumuz seralarda iyi tarım uygulamaları yapılmaktadır. Tüketiciler gönül rahatlığıyla muzlarımızı tüketebilirler. Biz kendimiz, ben de aynı zamanda hem üreticiyim hem zira ilaç bayisiyim. Evet. Biz ilaçları verirken bunlara kalıntısına dikkat ederek veriyoruz. Evet. Yani tüketici kalıntılı muz yememesi için elimizden gelen gayreti ilçe tarım, muz birliği ve biz ziraat ilaç bayileri olarak dikkat ediyoruz. Bu konuda çok spekülasyon var. Bunlara
kimse izin vermesin bunlara da, yani böyle şeyler. Çünkü üreticinin burada bir emeği var, bir hakkı var. Üreticinin hakkı gasp edilmesin lütfen. Bunu bu konuda ehil olmayan, bu konuda bilmeyen kişiler televizyonlarda veya da yerel ulusal basınlara çıkıp yani geliş güzel konuşmasını istemiyoruz. Evet. Yani hakların evet, korunması lazım. Kesinlikle. Peki bir de şu da var. Bir birlik oluşturulmuş burada ve evet, o birlik gerçekten iyi çalışan bir birlik. Yani burada bir birlik beraberlik olması önemli. Kesinlikle. Biz Muret Tüccar Birliği'nin aynı zamanda kurucusuyuz. Değerli Başkanımız Mehmet Güzel ile birlikte Muret Tüccar Birliği'nde kurucular arasındayım. Amacımız tabii ki hem uzun üretim şartlarını hem de yetiştiricinin, çiftçinin şartlarını iyileştirmek adına çok çeşitli çalışmalarımız var. Bunu zaten başkanım size ayrıca izah edecektir zaten. İzah çok edecek. Geniş, çok değişik. Kredi çekiminden tut, dikiminden tut yapılan çok çeşitli bize tanınan, devletin tanımış olduğu avantajları muz üreticilerimize, muz birliğinde üyelerimize bunları yansıtmaya çalışıyoruz, aktarmaya çalışıyoruz. İnşallah daha da devam edeceğiz. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Çok eyvallah, sağ olun. Yolculuğumuz nereye doğru devam edecek abi? Şimdi, sizinle de beraber gidelim. Şimdi muz sarartma tesisine gideceğiz. Yani muzun buradan kesildikten sonra evet, yani bunu bir ürettik, kestik, yetiştirdik. Paketlemesi, hazırlanması, hazırlandığı yere sarartma tesisine gideceğiz. Orada da yiyecek ondan miyiz? Yiyeceğiz. Ondan tamam, önce de sararttığımız yerde yiyeceğiz. Ondan muzu, önce de bir fide tesisine gideceğiz. Yani buradan bu fidenin bundan önceki haline gideceğiz. Yani ilk hali. Evet, ilk hali. O zaman gidelim abi. Haydi gidelim bakalım. Ses deneme, ses. Ses kontrol, ses. Serkan neredesin? Serkan. Serkan'ı buldum değerli izleyiciler. Gezen Bilir programının ana buradaki yolculuğu devam ediyor. Serkan'la biz birbirimizi kaybettik. Çünkü öyle bir yerdeyiz. O kadar devasa bir seranın içerisine geldik ki. Görmüş olduğumuz yer tam 8 yıllık oturmuş haliyle, görmüş olduğunuz manzaralar itibariyle harika bir görüntü ve büyük bir alan. Tabii bu alan içerisinde çok farklı görüntüler var. Ses denemesi yapmaya kalktık Serkan'la. Bağırdım Serkan'a, en son ortada, yolun ortasında bulunduk. Ortaya da bir yol yapılmış ki görmüş olduğunuz derinlik. Yani sera, büyük bir sera, dolayısıyla içerisi taşımak için yol yapılmış. Burası her haliyle olgun bir sera. Ve burada şimdi kesim işlemi yapılacak. Kesim işlemini görüntüleyeceğiz ve sohbet edeceğiz. Serkan, biz birbirimizi tekrar kaybedelim, az sonra görüşürüz.
diyarında gezmeye devam ediyoruz. Muz diyarı içerisinde o kadar büyük bir alanın içerisinde Serkan'la birbirimizi kaybetmiştik. Aradık bulduk. Hakikaten muzun öyle bir özelliği varmış. Biz önce sesi niye duyuramıyoruz birbirimize dedik ama seranın bir köşesinden bir köşesine muz yapraklarından dolayı sesi yutuyor ve sesin duyulmama durumu varmış ama şükürler olsun. Sevgili Serkan'la karşı karşıyayız ve seranın işletmecisi, sahibi Necati Bey'le de birlikteyiz. Evet. Abi bu ne güzel bir nimettir ya. Evet. Çok... Sarı bereket. Evet. Değil mi? Önce sizi tanıyalım. Daha sonra biz bu muz hakkında, özellikle muzun kesilmesi ve işlenmesi hakkında konuşalım sizinle. Ben Ankaralıyım, Necati Kolak. Evet. İşte Malaklar'da, Malaklar Köyü'ndeyim. Malaklar Köyü'nde çok çok seviyorum. Onlar da beni çok severler. Eyvallah. Burada ben muz yetiştiriyorum. Çok pardon, oraya girmeden şimdi. Git gel Ankara bizim orada 6 saat denir. Evet. Şimdi Ankara artı bir de Anamur girdi araya. Memleketinizden uzaklaştınız. Evet. Niye öyle şey yaptınız yani, öyle bir şey gereği duydunuz? Muzu burada yetiştirme gereği duydunuz? Ben çocukluğumda Ankara'da bahçemiz vardı. Oradaki ufak tefek biber, domates, patlıcan eker meyve ağaçlarımızın altında. Oradaki o özlemimi ben Anamur'da gideriyorum. Evet. Muz serası yaparak ve iklim çok güzel. Burada adamı diksen adam çıkar. Evet. Öyle bir iklim ve toprak var. Evet. Peki şunu diyelim yani tamam. Her şey çok güzel. Ben şöyle bir laf duydum da çok hoşuma gitti. Bu işi dedi hobi olarak başlamıştım. O hobime devam ediyorum dedi. Ne güzel. Her insanın böyle bir hobisi olsa devasa. Çünkü bu gerçekten iyi de bir kazancı olan bir şeydir muz. Ben önce şu kesimi bir anlatalım. Daha sonra o kısma gelelim istiyorum. Yani kesim yapılırken, araca götürülürken nelere dikkat ediliyor özellikle? Şimdi efendim burada arkadaşlarımız kesime geldikleri zaman işte bir arkadaşımız boynundan kesme yaparlar. Bir çuvallar vardır. O çuvalları getirirler buraya, geçirirler evet. böyle. Evet. Geçirir, evet. kucaklarlar. Kesildikten sonra onu sırtına alır, arabaya götürür, boşaltırlar. Tekrar tekrar gelir. Araba dolduğu zaman da sarartmaya gider. Peki bu üst üstüne koyduk arabayı. Üst üste işte yani ondan dolayı dedim şimdi özellikle. Şimdi şöyle efendim bunlar çuvala girdiği için onları böyle dik dik. Hani bu şekilde bunu şu kısım kesiliyor. Bunları şöyle dik olarak konur arabaya dolar. 50-60 tanesini alır bir araba. Hı hı. Ve oraya götürülür. Sarartmaya götürülür. Sarartmada da tekrar bunlar askılara asılır. Temizlenir. Ondan sonra girer. Bu havuz var. Orada keserler bunları. Tarak tarak keserler. Havuza atarlar. Havuzdan çıkarırlar, kasalara kasalarlar. Oraya kasalar. Kasalardıklar, onlar yaptıktan sonra da saratma odasına yerleşir. Peki abi şu ortalama şu anda görmüş olduğumuz bu muz dalında diyelim. Evet. Ne kadar muz olur? Şimdi yani şöyle bir durum var efendim. Aslında şöyle bir durum yani tabii bakıma göre bunlar şimdi ikinci oluyor. İkinci üretim evet, oluyor. Evet. Birinci üretim oluyor. Yalnız şu var. Aşağı yukarı 35-40 kilodan 60-80-90-100'e kadar da çıkan muz olur dal olarak. Yani ortalama aşağı yukarı yani 40-45-50 kilo civarında ortalama olarak. Ortalaması şimdi olur. Ortalama o şekildedir. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Biz bu güzel seranın içerisinde gezerken, görüntülerken aklımıza şu da geldi. Tabii mesela sarartma işlemini de öğrendikten sonra Konya'da biz sera yapabilir miyiz diye şöyle bir uygun iklim olur mu diye düşünüyorum da herhalde çok zor. Hatta şöyle bir tabii orası iklim olarak orası hiç yapar. Hatta bu bizim muzlarımız yeşil muz tarak tarak kesildikten sonra bir poşet içerisinde gazete kağıdını içerisine yerleştirin. Poşetin içerisine tarak tarak yerleştirin. Aşağı yukarı bir hafta yani 8-10 gün içerisinde sararır. Tamam. Yani bir sarartmadaki muz gibi evinizde de sarar. Yani abi biz bunu o zaman kesiyoruz götürüyoruz şuradan. Tabii. Dalı. Tabii. Tamam. Tabii gayet. Biz kesiyoruz değerli izleyiciler sarartılabiliyor. Yani bu gazetede sarartılıyormuş artık püf noktasını da öğrendik. Poşet içerisinde. Poşet içerisinde. Tabii. Yani poşete koyacağız bağlayacağız. Poşete ağzını bağlayacaksınız. Tamam. Yani havasız şey yapmayacak o kendisi içeride terleme yapar. Yavaş yavaş derken bu sararır. 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 Ara ara da bakacaksınız yalnız. Necati Bey. Eyvallah eyvallah Necati Bey. Çok teşekkür ediyoruz her şey için. Rica ederim. Hoş geldiniz. Tekrar bekliyoruz sizi. Teşekkürler. Biz güzel seranın görüntüleriyle devam edelim o zaman. Anamur'daki muz diyarında diye hep dilimize doladık ama Anamur kelimesini ben bu sefer kullanmadım.
Aslında şehrin adı Anemeryum'dan gelir Anamur olması ama Muz Diyarı ve Muz Başkenti olarak biliniyor. Muz'un başkenti diyor ama biz programımızda Muz Diyarı'nı kullandık. Çünkü hakikaten Muz deyince Anamur, Anamur deyince Muz akla geliyor. Anamur Muzu'nu tanıyıp sizlere tanıtmaya devam edelim. Evet, Muz Diyarı'ndaki gezimize Muz Diyarı'nın en yetkili ismiyle devam ediyoruz. Anamur Muz Üreticileri Birliği Başkanı Sayın Mehmet Güzel'le birlikteyiz. Şimdi burayla ilgili genel olarak birkaç günlük çekimlerimizi aslında özetleyeceğiz. Ve en yetkili ağızla özetleyeceğiz. Mehmet abi öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Sen gezen bilirin havasına alışkınsın. Evet, alışkınız. Alıştırdınız yani, çok şükür. Eyvallah, eyvallah. Öncelikle Anamur'umuza hoş geldiniz. Anamur'umuza derken zaten biliyorsunuz sonunda Anamur'da muz bir var. Muz var zaten. Muz var, oradan espriyi evet. Yakaladık. Evet. Tabii bu birlik beraberlik çalışmalarımızı Türkiye'ye, dünyaya duyurmaya özen gösteren KonTV'ye teşekkür ediyorum başta. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Ben şurayla başlamak istiyorum. Biz bir önceki programımızda Anamur'u tanıttık. Anamur için Muz ne kadar önemli dedik ama bu programımız tamamıyla Muz Diyarı. Yani programımızın ismi Muz Diyarı. Yani gerçekten Muz'u bize bir kendinizce tanımlayabilir misiniz? Muz nasıl bir nimet? Nasıl bir farklı bir şey? Öncelikle Muz demek Anamur demek. Anamur demek Muz demek. Bunu Türkiye artık benimsedi. Bir marka şehri hale geldik. Anamur dediğin zaman Muz akla geliyor. Bunda tabii muzu akla getiren de tüketicilerimiz de bu konudan dolayı verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Eyvallah. Tabii teknik boyutuyla biz muzun ziraat mühendisi arkadaşlarımızla fidesinden büyük hale gelene kadar, kesimine kadar aslında her şeyini konuştuk. Şu anda bulunduğumuz yerde sarartma merkezi, burada da muzlar sararacak. Oradan bahsedelim biraz, yani muzla ilgili söylemek istediklerimiz varsa üretim açısından, daha sonra muz üreticileri nasıl çalışıyor, sistem nedir, siz ne kadardır bu işi yürütüyorsunuz? Biz aşağı yukarı 20 yıldır muz üreticisiyiz. 2 yıldır da Muz Üreticileri Birlik Başkanıyım. Muzda bir birlik başkanı olmamızın nedeni olmazsa olmazlardan bir birlik beraberlik olması gerektiğini düşündük çiftçi arkadaşlarımızla. 2006 yılında kurulan birlik 107 üyeyle kurulmuştu. 2012-13 yılına kadar halen 107 üyeyle devam etti. Biz el attık, arkadaşlarımızla görüştük. Eski yönetim arkadaşlarım verdiği destekten dolayı huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Şu anda aşağı yukarı 2 yıllık bir süreçte 1000 üyeye ulaştık. Bu üyeye tabii destek veren kurumlar var. Kurumlarda ilçe tarım müdürlüğümüz, Anamur Kaymakamımız, Mersin Valimiz, Tarım İl Müdürlüğümüz ve en önemlisi de Sayın Başbakanımız, Tarım Bakanımız ve Mersin Bakanımız Zafer Çağlayan ve Bakan Yardımcımız Mustafa Sever, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayımızdı. Kota'da muzun korunmasıyla ilgili büyük destekler verdiler. Kendilerine, huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Eyvallah. Tabii muzda olmazsa olmazlardan biri kota diye hitaplandırdığımız muza vergi, Türkiye'ye giren vergi %145.8.
bir korumaya alındı. Yeşil ürünler içerisine alındı. Hassas ürünler içerisine. Tabii bu ürünleri alırken öyle kolayla alınmıyor. Bir işlem yapılırken kolayla yapılmıyor. Mücadele ile yapılıyor. Mücadelede önemli olan bütün kurumların ve çiftçilerimizin, tüketicilerimizin bir konuya inanması lazım. Bu inancı bugüne kadar yitirmedik. Ve bu yitirmeyeceğimizin de bir kanıdı, örneği olarak biz muzun, hani siz de biraz sonra gösterirsiniz böyle görüntülerimizde, küçük böyle bir karış boyunda fidelerden tut, muz doğum yapıncaya kadar, hatta tüketiciye ulaşıncaya kadar bütün sektörün içindeyiz. Eyvallah. Şimdi değerli izleyiciler, görmüş olduğunuz muz, Anamur muzu aslında, yani bu bildiğimiz Anamur muzu da, yani Anamur muzu artık böyle değil. Doğru mu abi? Evet. Bunu ben sana bırakayım, lekesi çıkmıyormuş abi onun için. Doğru söylüyorsun. Tabii bize lekelensin. Muzla şimdi, uğraşan muz lekesini evet, sever. Tüketicilerimize duyurmak istiyoruz. Biliyorsunuz 8-10 santim boyunda Anamur muzunu artık manavlarda, marketlerde 15-20 santim boyunda gördükleri zaman acaba bu nasıl muz? Bir değişiklik mi oldu? Muzun geniyle mi oynadılar bir gibi? Bir de büyüğünü gösterelim mi? Düşünmeleri var. Bir de büyüğünü abi alabilirsem evet, eğer şunu ben. O kadar becerikli değilim ama. Evet, evet değerli izleyiciler, şu görmüş olduğumuz muz şu anki geliştirilmiş. Evet. Yani artık bunun şu anki şartlarda evet, yetişen Anamur. Bunun daha büyük parmakları da var. Şu anda sezonun biraz sonuna doğru yaklaştık. Evet. Şöyle göstereyim. Bunlar tarak diyoruz. Bu taraklar aşağı yukarı 3 kilo, 3,5 kilo geliyor her bir tarak. Evet. Şimdi bunun, bu da sera içinde yetiştiriyor, bu da sera içinde yetişiyor. Ama evet, tüketicilerimiz şu konuda kafaları kesinlikle bir endişeye mail olmasın. Bildiğimiz benekli Anamur muzu. Hem o hem bu. Evet. Kabuğunun ince olması, aromasının lettiş, yani müthiş derecede olması, kabuğuna para değil içindeki muzuna para verdiğini emin olsun. Bir de yerli malı, yurdun malı, bütün Türkiye Anamur muzu almalı diye çok bir güzel sloganımız bir ifade var. Çok bu güzel sloganımız da Türkiye'de sadece yerli malı olarak muza destek versin demiyorum. Türkiye'de yetişen bütün ürünlerimize destek versinler. Evet. Yani bu yerli malı biliyorsunuz ilkokullarda biz de yerli malı yaptığımız zaman elimizdeki olan yetiştirdiğimiz ürünleri bütün götürürdük. Ondan konu, yani biz Anamur'da muz yetiştiriyoruz, çilek yetiştiriyoruz, karadut yetiştiriyoruz. Yeni girişimlerde bulunuyoruz, muza alternatif ürünler arıyoruz. Mesela gül serası evet, girişiminde bulunduk. Evet. Gül serasında da dönümde alınacak olan rakamlar, yani duyduğumuz zaman biraz önce kendimiz deneyelim istedim. Mesela 50 bin lira gibi bir dönümde rakam alınmak gibi düşüncemiz var. Bunu bu yıl ilk yıl yapıyoruz. Ve muzdaki avantajımız, bizim alternatiflerimiz, bakanlığımızın desteklerinin yeterli derecede olmadığını düşünüyoruz. Umarım daha tabii, çok desteklenirsiniz. Evet, yani biz peki, bu desteğimizin devam etmesini, sadece kotanın vergiden alınan, mesela 1 TL olan muzumuz 1,5 TL'de vergisi alınıyor. Evet. Yani bizim milli ürünümüze, yani Anamur muzuna büyük destek veriliyor. Ama bu alınan vergilerden çiftçilerimize yansıtılmıyor. Biz Ekvator'a gittik, ondan sonra Kanarya Adaları'na gittik yurt dışına. Çiftçiler aldığı vergi, yani dışarıdan alınan vergilerin %50'sini çiftçiye geriye üretiyor, evet, döndürüyor. Kanarya Adaları'na bir de biz gidip bizzat göreceğiz değil mi Mehmet evet, abi? Evet inşallah önümüzdeki i̇nşallah, günlerde Sayın Bakanımız Alanyalı kendisi, evet, evet. Çavuşoğlu, Mevlüt Çavuşoğlu, evet, Egemen Bağış'ın yerine geçen bakanımız. Evet, evet. Kendisi yörüktür. Türkiye'nin dünyaya sesini açılan bir yörüklerimizden. Kendisi de söz verdi. Allah razı olsun. Önümüzdeki günlerde bir 50 kişilik Anamur muzcularını yurt dışına götüreceğimizi söz verdi. Kendisi birliğimizi ziyaret etti. Eyvallah. Güzel karşıladık. Kendisi de onur oldu. Biz de ondan onur oluyoruz. Yörüklüğümüzün sesini dışarıya duyurduğu için. Şimdi toparlayalım Mehmet abi. Genel olarak muzla ilgili Muz Üreticileri Birliği'nin gerçekten güzel çalışmaları var. Bu görmüş olduğumuz güzel nimet de insanlara ulaşırken gerçekten çok zahmetli bir süreçten geçiyor. Hani öyle birden ağaçtan alınıp gitmesi değil. Şimdi sarartma odaları dediğimiz şey, milletin ilk aklına gelen şu oluyor izleyicilerimizin. Hani bu muzlarda hormon oluyor mu ya da muza hormon verilir mi diye, ama bizzat kendimiz gelip görüyoruz ki muzun sarartma odasında kendi doğal halinde sarartılması söz konusu buradaki Anamur muzunun. Şimdi eskiden muzlar büyük sandıklarda, hani dışarıya gidemiyordu zaten, yakın memleketlere, illere gidiyordu. Eskiden olduğu gibi onlar zorla karpitle olduruluyordu. Evet, evet. Yani karpitle olan muzlar elmayla, beyaz elmayla oluyordu. Şimdi şu anda yani büyük sarartma paketleme tesislerimiz bu konuda endekre tesisleri devletin verdiği desteklerden dolayı
Etilen kazı dediğimiz bir kaz. Yani bu sadece hava bekleme sahasını alması için. Herhangi bir öyle bir ilaç veyahut da bir kalıntı, yani en ufak bir şey değil. Biz kendi çocuklarımıza kendimizin yemeyeceği muzu piyasaya sürmeyiz. Ve bir de şunu söylemek istiyorum. İyi tarım uyguluyoruz muzlarımıza. Şu anda 2000 dönüm arazide iyi tarım uyguladık. Ve bunun 3000, 4000, 5000 dönümlere çıkmasını talep ediyoruz. Çiftçilerimizin büyük bir rağbeti var. Sadece söylemek istediğimiz şu, iyi tarım üretilen muzla iyi tarım üretilmeyen muzun arasında bir fiyat farkı olsun istiyoruz. Yani çiftçilerimiz belgeli belgesiz muzlardaki fiyat farkının önümüzdeki günlerde onu da faaliyete geçireceğiz inşallah. Yani biz marketlere gidildiği zaman hipermarketlere iyi tarımlı muzlarda diyelim ki 500 lira, 300 lira gibi daha fazla ürünlere kafadaki soru işaretlerini kaldırmaya zaten Anamur'daki şu anda mesela 300 tane üyemize iyi tarım uyguladık. 2000 dönüm arazi tekamül ediyor. Bu 300 dönümde bir tane herhangi bir kalıntı veya bir şey söz konusu değil. Ürünlerimizin tamamı Tarım Bakanlığı tarafından analizden geçiyor. Evet. Yani bu analizler çok önemli. Toprağından tut, muzundan çık. Hepsini analiz yaptırıyoruz. Analiz. Yaprak hepsini, suyunu. Eyvallah. Bu değerli çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. Artık toparlama zamanımız da geldi. Genel olarak buradan izleyicilerimize vermek istediğiniz son bir mesaj. Muzla ilgili, Anamur'la ilgili herkese, Türkiye'ye, dünyaya aktarmak istediğiniz bir mesaj var mı Sayın Başkanım? Şimdi öncelikle hükümetimize söyleyeceğimiz birkaç cümle sözümüz var. Bugüne kadar verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. %5,5 olan Ziraat Bankası faizlerimizin en az üreticilere 5 yıl, 7 yıl ilk defa kredi kullananlara 0 faizli kredi verilmelerine ve yatırımı desteklemelerini talep ediyorum. İkincisi, bugüne kadar alınan krediler bu yıl hava çok kurak geçti bizim Mersin bölgemizde. Bu kurak geçmemiz neticesinde 50 kilogram olan muz dallarımız 25 kilo, 30 kilo oldu. Mikroklima dediğimiz o terleme olayı var, rutubet. İnsanlara iyi gelmiyor, muza tam aradığı şey rutubet havası. Bundan dolayı biz bu sene istediğimiz rekoritede muz alamadık. Yani Anamur'un 20 trilyon girdisi varsa bu diyebilirim ki 10 trilyona düştü. Bu da çiftçilerimizin Ziraat Bankası'na ödemesi gereken rakamların ödenmez hale gelmesi. Bunun yarınlarda icra dairelerine düştükten sonra hükümetimizin çözüm aramaması, şimdiden çözüm aramalarını arz ediyorum. Eyvallah. Bu çiftçilerimizin çok büyük bir bizden talebi. Bu talebi sizlere aracılığıyla da duyurduk. İnşallah yetkili merciler de duyar. Bu konuyla ilgili Tarım Bakanlığımızın büyük bir çalışması olduğunu biliyoruz. Bakanlığımızın verdiği destek elbette %5,5'ü sıfıra düşürsün dediğimiz gibi bizler de yeni yatırım yaparak %18 KDV ile girdilerimiz oluyor. Yeni üreticilerimize, çiftçilerimize bu tip KDV'lerin %8'e, %5'e hatta sıfıra düşülmesi. Mesela biz sera naylonu deyip geçmeyin. Mesela bir naylon 3 yıldan 3 yıla değişmek zorunda. Bu naylonlarda, sera naylonlarında, örtü altı dediğimiz naylonlarda %50'sini hibe versin kendisi. En azından KDV'si sıfıra düşsün. Yani bu tip konularda bakanlığımızın çalışmalarına, ARGE çalışmalarına biz birlik olarak destek veriyoruz. Eyvallah. Önemli olan Ankara'da masada mevzuat yazmak değil, amaç yerine ulaşması. Mevzuatlar ilçe ilçe, il il yazılsa her ilçede mesela muz yetişmiyor. İskenderun Arsus'ta yetişiyor, Alanya'da yetişiyor, Anamur'da yetişiyor, Bozcaada'da yetişiyor, Limonlu'da yetişiyor, Erdemli'de. Kısacası ama Anamur muzu, bütün kimle yetiştirirse yetiştirsin Anamur muzu. O zaman Anamur muzuyla elveda diyoruz herkese. Değerli izleyiciler, işte görmüş olduğumuz muzla birlikte muz diyarından selamlar ediyoruz. Abi çok teşekkür ediyoruz ben verdiğiniz bütün destekten dolayı. Istiyorum. Tabii buyurun. Sakın ha yanlış anlamayın. 20 yaşına kadar bir parmak günde en az tüketmek lazım. 40 yaşına kadar iki parmak. 40 yaşından sonra 60 yaşında da üç parmak tüketilirse kalbe, kolesterola ve bütün derde deva olan muzumuza bütün tüketicilerimizin destek vermesini arz ediyorum. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de gösterdiğiniz her şeyden önce bu güzel misafirperverlik, Anamur'un o yörük kültürünün misafirperverliğinden dolayı hem de güler yüzünüz, sıcak sohbetinizden dolayı. Çok sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum. KOM TV'yi izlemeye devam edin diyorum. Eyvallah. Evet, muz diyarındaydık. Muz diyarında güzel sohbetli, güler yüzlü insanların diyarında hem muzu tanıdık hem o insanları tanımaktan şeref duyduk. Anamur muzuyla birlikte sizlere veda ediyoruz. Bir başka durağımız neresi olur bilinmez ama gezen bilirin yolculuğu bitmez. Bir başka yerde tekrar bir arada olmak dileğiyle. Bu arada tüm program sponsorlarımıza birazdan kartvizitlerle destek verecek olan tüm program sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. Muz 1'e bize göstermiş olduğu ilgi ve destekten dolayı teşekkür ediyoruz.
Bir başka yerde tekrar görüşmek üzere. Yol arkadaşlarımızı unutmadan yine kapatırken sevgili Serkan kamerada, sevgili Ömer Kayhan bir ajanstan abimiz, reklamcımızla birlikte bu bölgedeydik. Tekrar bir arada olmak dileğiyle. Hoşçakalın.